Arkadaşlar selam. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Melih. Nasılsınız? İyi misiniz? Ben iyiyim. Teşekkür ederim. Bugün sizlerle Clash of Clans'ta, Clan savaşlarında mükemmel ejder yarasa saldırıları yapacağız. Videoya geçelim. Arkadaşlar videoya başlamadan önce aşağıdan videoyu beğenip kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bugün arkadaşlar Master Melih 2 hesabındayız. Bu hesaptan klan savaşları yapacağız. Klan savaşlarına bu arada 2-3 saat kaldı. O yüzden son dakikalarda yapıyoruz saldırıyı. Hero'yu yükseltiyordum. O yüzden onu bekledim. Onu bekledim. O geldiği anda zaten videoyu çekmeye başladık işte. Hemen söyle klan savaşlarına geç. İlk önce orduyu göstereyim ama. Gördüğünüz gibi bir öfke var. Şu an belediye bir binasının 13'e bastığım için öfke var arkadaşlar. Ne bu? Güç öfke. İsmi unuttum. Güç iksiri. Evet, güç iksiri. Böyle bir ordumuz var. 9 tane ejder, 10 tane balonumuz var. Maksimum hepsi de yani. Zaten maksa yakındı birlikler de. Herolarımız da ekstradan 5 level falan aldı. O yüzden biraz güçlü durumdayız. Biraz daha üstlere bakacağız. Şimdi burada 13 var. Açıkçası ben videodan önce köye bakmadım. O yüzden sizinle beraber ben de bakayım. Kusura bakmayın. Aa. Evet arkadaşlar ben köyümü buldum. Bence bu çok kolay bir köy. Bana yani. Hemen bu köye saldırımızı başlatalım. Evet şöyle klan kalerine bakacağım. Klan kalerinde büyük ihtimalle elektro var. 30 yer doldurmuşlar. Büyük ihtimal %80 elektro çıkacak. Şimdi cehennem kulesi bir tane var. Yok, iki tane varmış. Pardon, burada da varmış. Bir tanesi çoklu. Çoklu cehennem kuleleri ejder ve yarasa saldırısına her zaman sıkıntı çıkarır. O yüzden ejderlerle bu taraftan gireceğiz. Çoklu cehennem kulesini halledip yarasalarla savaşa başlayacağız. Evet şimdi köşe temizliği için kenarlara birer tane ejder bıraktım. Şu an sağdaki alttaki ejderimiz daha fazla dayanamayacak. O yüzden savaşı hemen başlatmak zorundayım. Şu an balonları yedim. Güdümlü çıkarsa diye önden bırakıyorum balonları. Birazdan öfkeleyeceğim orayı. Biraz daha öne çıktıklarında. Şurada barbar kralın orlara falan gelsinler azıcık. Evet, şurada bir tane öfkeyi kullandım. Birazdan bu arada basacağım hemen büyük koruyucuya. Kartal topunda sargıya bastım arkadaşlar. Ben güzel bastığımı düşünüyorum. Elektroya. Hemen şimdi şuradan kral ve kraliçeyi koyduk. Biraz daha bekleyeceğiz. Ejder yarası için. Biraz daha içeri girmeleri lazım. Büyücü kulesi falan çok fazla kaldı. Evet, barbar kralın özelliğine bastım. Orada kraliçemiz aldı orayı. Öfkeyi bu arada şuraya kullanacağım. Biraz bekliyorum. Ve şuraya kullandım. Evet, şu an bize sıkıntı yaratacak pek bir şey kalmadı. Ama kartal topunu haller demedik. O çok büyük sıkıntı. O yüzden şöyle ortadan koyuyorum yarasaları. Zaten pek büyücü kulesi kalmadı. O yüzden şuraya bir dondurma attım. Bir tane büyücü kulesi kaldı. Evet, yarasalar orayı güzel bir şekilde halletti ve şuraya bir buz attım. Diğer buzu da oraya atacağım bu arada birazdan. Onun süresi bittikten sonra bıraktım buraya son buzumu da. Büyücü kulesini çabuk almaları lazım yarasaların. Lütfen hadi kralsınız. Evet, iki tane X'i kaldı. Yalnız benim ejderim ölmemesi lazım. Öldü. 1 dakika 20 saniye ve yarasalar kaldı. Evet. Ses videoya geldim bilmiyorum ama dışarıda simitçinin sesi geldi. Ses videoya gelmişti büyük ihtimalle çünkü ben fena duydum. Evet, bir dakikamız kaldı. Bütün ejderlerimiz ölmüş. Ama sadece yarasalar ve büyük koruyucu kaldı. Evet, 50 saniye kaldı ama 3 tane bina kaldı. Bakalım etrafta bir şey. Evet, arkada varmış. Ben yeteceğini düşünüyorum sürenin. Ejder kalmadı ama yarasalar da bence halleder. Biraz belediye binasında sıkıntı çektiler ve şuradaki Karaekse deposunda canı bayağı yüksek bir şey bina o. Onda biraz sıkıntı çekebilirler eğer hiç canı azalmadıysa hiç bilmiyorum. 30 saniye yetecek mi şu an hiç emin değilim. Umarım yeter. Daha demin evet videomuz basıldı arkadaşlar. Cam da kapalı ama çok fazla geliyor ses. Kusura bakmayın rahatsız olduysanız. Evet. Şu an hangisi nereye odaklanacağımı bilemedim. Evet bakalım deponun canı. Deponun canı azmış. Vallahi şansımız azmış. Vallahi şansımız azmış ya. Çok azıcık canı varmıştı. Onun canı max olsaydı %99'da kalıyorduk. Evet hemen bir sonraki orduyu basalım ve şuradan bağış isteyelim.
Elektro ve tam bunları bir de max yapsak tamamdır. Evet arkadaşlar, ben Klan Kalesi'ni doldurayım ve bir sonraki savaşa Evet geçelim. arkadaşlar, geldim şimdi. Aynı orduyla kaça deneyeceğiz? 8'i deneyeceğiz. 8'di sanırım. Evet, 9'muş pardon. 9 deneyeceğiz. Yalnız bu köy daha zor ve dar bir düzen. Aşırı dar bir düzen. Hani çok fazla konuşamadım. Askerlerim çok fazla, yani içeride çok fazla savunmayla çarpışacak. O yüzden bizim hızlı bir savaş yapmamız lazım. Tüm askerleri hızlıca içeri sokmamız lazım. Klan kalesi boş, bu bir artı ama yine de çok zor bir köy. Aşırı zor bir köy. Düzeni hani kolay gibi gözüküyor ama elektroyla aslında güzel bir şekilde alınır, ama şu an bu elektro bu hesabımda elektro olmadığı için ejder yarasaya mahkumuz bu hesabımda. Şimdi savaşı başlatalım. Ben yine de alabileceğimizi düşünüyorum. Biraz zor bir köy dediğim gibi ama bence alırız. Şimdi şu kraliçeyi halledeceğim arkadaşlar. Kraliçenin dışarı çıkmasını bekleyeceğim. Şu an gördüğünüz gibi mal mal dolaşıyor. Dışarı çıksın barbar krallı kraliçeyle onu halledeceğim. Ve aynı zamanda şu kısmı da halletmiş olacağız. Dışarı dediğim şu topun oraya çıkacak. Daha fazla çıkmaz. Evet çıktı. Şimdi dışarı geldi mi? Gelmiyor. Dışarı gel. Lütfen. Dışarı gelmedi arkadaşlar maalesef. Bizim kraliçemiz onu halledebilir mi acaba ya? Hadi be. Çık öne. Hadi ona vur. Tamamdır. Kraliçenin özelliğiyle aldık orayı. Şimdi şuradan mejder, şuradan mejder. Köşe temizliğine başlayalım ve güdümlü varsa balonda patlasın. Kraliçe daha fazla dayanamayacak. O kadar zaten yapacağı şey. İki tane yer öyle, bir yer oraya aldık. İkisinin de özelliği gitti ya. Çok saçma oldu. Evet, 30 saniye, 30 saniyeden fazla süreyi kaybettik ama şu an bilmiyorum neler yapacağız. Yani inşallah savaş güzel gider. Şimdi büyük koruyucu koydum şuraya. Büyük koruyucunun özelliğine bir sonraki kartal topu hasarına basacağım. Şu an basmayacağım. Ve şu kısma bir öfke atacağım ki askerlerim kolayca daha rahat içeri girebilsin. Şimdi kara balonunu bıraktım ve büyük koruyucunun özelliğine bastım. Şurada ben basma uygun gördüm. Evet, savaşımıza bu arada erken başlamak zorundayız. Şimdi birazdan içeri öfke atacağım. Kaya balonundan çıkan elektroya ve attım ve savaşı şuradan başlattım. Savaş zaten başladı tabii de, elektro işte yarasaları koymaya başladım oradan. Evet, elektro bir tane hasar vurdu ve şuraya buz at. Anasını satayım, şeye attık. Büyücü kulesine vuramadık. Arkadaşlar şu an tüm askerlerimiz öldü maalesef. Hani ortadaki askerler hiç kalmadı. Dediğim gibi zor bir köydü ama ben daha iyi sonuç çıkarabileceğimi düşünüyordum. %70 gibi bir sonuç aldık. %70 gibi. Son kötü değil, asla kötü değil. 2 yıldız %70. Üstlerden özellikle gayet güzel bir sonuç her zaman görüyorum. Altlardan tabii ki de %70 kötü bir sonuç olarak görüyorum ama ben bu köyü üçleyebileceğimi düşünüyordum açıkçası. Elektro olsa daha iyi şeyler çıkarabilirdim. Ama elektro açık değil maalesef. Ejder yarasayı sadece güçlendirdiğimiz için bu hesapta ejder yarasa var. O yüzden ejder yarasaya mahkumuz. Elektro olsaydı rahat bir şekilde alırdık ama yapacak bir şey yok. Bu kadar. Bu kadar çıktı. Ben elimden geleni yaptığımı düşünüyorum. 2 yıldız da iyidir. Bu savaş için kesinlikle yeterli olacak. Bu savaş zaten çok kolay bir şekilde kazandık. Rakip gördüğünüz gibi 19 yıldız almış. Ve bizim daha saldırılarımız duruyor. Üstlere falan saldırmadık ki, altlarda da saldırmadığımız yerler yokmuştu. Evet, 2 yıldızlık yerler var. Onları alır arkadaşlar. Şurada 1 yıldızlık yer kalmış. Evet, şu ilk 5 yere de saldıracağız. Ben bu arada ana hesabına saldırı yapmadım ama onu bu videoya almayacağım. O saldırıları kendi halimde yaparım veya başka bir video konusu olabilir. Şu an tabii ki de spoiler vermeyeyim. İki saldırı yaptık. Birinde 3 yıldız, birinde 2 yıldızla kaldık maalesef ama güzel bir saldırıydı o da. Ejder yarasa saldırısı arkadaşlar, gördüğünüz gibi bu şekildeydi. Hani zaten orduyu ben size tekrar gösteremedim. 9 tane kareye balon da alabilirsiniz ama ben elektroyu tercih ediyorum. Belediye 11'lere daha fazla daldığım için hani balon almıyorum. Balonlar belediye vurmuyor, belediye 11'e. Belediye 12 olursa tabi vuruyor da, ben belediye 11'e dalacağım için balon almadım kaleye. Siz balon da alabilirsiniz belediye 12 ve üstüyseniz. Ama belediye 12'den aşağıdaysanız Valkyrie alabilirsiniz. Zeppelin alıp kaleye, kaya balonundan da çıkabilir, hiç fark etmez. Ama ben her zaman elektroyu daha çok öneriyorum. Elektro çünkü ortayı bayağı dağıtıyor.
Yeti alabilirsiniz. Valkyrie alabilirsiniz. Bu her zaman değişiklik gösterir. Oyunu asla ezbere oynamayın. O yüzden değişebilir yani alacağınız şeyler kaleye. Bu ordu bile değişiklik gösterebilir. Ben bu orduyu mesela kendim kurdum. Bir yerden bakarak kurmadım. Hani ejder yarısı saldırısı zaten biliyordum da. Mesela 6 tane yarasa mı alınıyor bilmiyorum. Ben kendim böyle uygun gördüm. O yüzden böyle aldım. Neyse arkadaşlar çok uzattık. Yani dediğim gibi esneklik gösterebilir ordu kısaca. İstediğiniz gibi kurabilirsiniz orduyu. Size en uygun şekilde kurabilirsiniz. Ya mesela erken basmışsınızdır benim gibi yan hesapları. Ejderiniz mesela 5'tir. Balonunuz 1'dir. Hani balon almazsınız öyle savaşırsınız. Olabilir böyle şeyler. Erken basarak oynayan arkadaşlar da var. Saygı duyuyorum. Pek önermiyorum erken basarak oynamayı ama ben de yan hesaplarımda yaptığım için kötüleyemiyorum öyle yapanları. Eskiden kötülerdim, şu anda kötüleyemiyorum. Ben yan hesaplarımda mutluyum ama erken bastığım için güzel oluyor diye düşünüyorum. Tek orduyu geliştirmek size de öneririm. Ama yan hesabınızda tabii ki. Ana hesabınızı asla erken basmayın. Çünkü çok zor. Yani geri düzgün bir hesap şey yapmak çok zor. Ben bu hesapları zaten ekstra hesabım olsun bağış için ve klan savaşları için açtım. O yüzden siz de ekstra hesap açıp erken basabilirsiniz ama ana hesabınızı asla erken basmayın. Arkadaşlar bu arada köy inceleme videosu da gelecek en yakın zamanda. Bugün bu video, yarın da büyük ihtimalle köy incelemeleri gelecek. O yüzden bildirimleri açabilirsiniz. Hani videolardan daha anında haberdar olmak için bildirimleri açabilirsiniz. Çünkü YouTube videoları başlığa koymuyor. Ana ekranınıza koymuyor çoğu zaman. Çünkü küçük bir kanal olayım. Şu anda 450 abonem falan var. Ve ana ekrana koymakta cidden YouTube yani desteklemiyor böyle şeyleri. Ana ekrana atmıyor videoyu hiçbir zaman. O yüzden bildirimleri açabilirsiniz. Videoya like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. İyi günler diliyorum. Hoşça kalın.